Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Faruk Çakar'ın Yolsuzluk Derdi başlığını verdiği yazısını sunuyoruz. Yolsuzlukla ilgili tartışmalar Türkiye'nin yanı sıra başka ülkelerin de gündemini meşgul eden bir tartışma. İslam dünyasının da dertleri arasında yer alıyor. Müslüman ülke ya da idarecilerin yolsuzlukla hatırlanması elbette en başta İslam'a ve dolayısıyla Müslümanlara darbedir. Keşke hiçbir Müslüman fert ve yolsuzluk tuzağına düşmese. Temenni ve duamız bu olmakla birlikte yaşanan hadiseler çirkin tuzağa düşenlerin olduğunu gösteriyor. Bu noktada Fas Devleti'nin Yolsuzlukla Mücadele Merkezi Kurulu Başkanı Abdüsselam Ebu Dirar'ın tespitleri can yakıcı. Arap ülkelerinde ekonomik büyümenin önündeki en büyük engelin yolsuzluk, rüşvet, vergi kaçırma ve siyasi nüfuzun suistimali olduğunu söylemiş. Bu tespitler Fas Devleti için yapılmış ama başka İslam ülkelerinin ismi de aynı dertten muzdarip olduğu söylenebilir. Ebu Dirar yaptığı açıklamada bazı Arap ülkelerinde yolsuzlukla mücadelede hukuki altyapının zayıf olması dolayısıyla yolsuzluklar kurumlar içinde yaygın hale geldi. Arap ülkeleri elde ettikleri ekonomik gelişmeyi yolsuzluk, rüşvet, vergi kaçırma ve siyasi nüfuzun suistimali sebebiyle kaybediyor. Arap ülkelerindeki yolsuzluk sosyal kalkınmayı ve ekonomik büyümeyi sınırlıyor. Mali kaynaklar yatırıma veya sosyal harcamalara değil, şahısların maslahatına harcanıyor ve bu durum gelir adaletini bozuyor değerlendirmesinde bulunmuş. Fas'taki yolsuzluğun gayri safi milli hasılaya oranla resmi rakamlara göre %1 ila 3 arasında olduğunu ve yılda yaklaşık 4,1 milyar dolar vergi kaçırıldığına işaret eden Ebu Dirar, ülkesindeki yolsuzlukla mücadele kanunlarının henüz uluslararası standartlarda olmadığını ve yolsuzluğun engellenmesi için bu minvaldeki kanun tatbikinin şart olduğunu da hatırlatmış. Bu sıkıntılar çok sayıda Arap ülkesinin derdi. En can yakıcı tespitte Arap ülkeleri elde ettikleri ekonomik gelişmeyi yolsuzluk ve siyasi nüfuzun suistimali dolayısıyla kaybediyor. Arap ülkelerindeki yolsuzluk sosyal kalkınmayı ve ekonomik büyümeyi sınırlıyor. Mali kaynaklar yatırıma veya sosyal harcamalara değil şahısların maslahatına harcanıyor ve bu durum gelir adaletini bozuyor şeklinde olanıdır. Mağlup olan askeri komutanın sebepleri sorulduğunda komutanın barut yoktu diye başlaması ve komutanın da cevaben tamam başka bahane sayma demesine benziyor. Siyasi nüfuzun kötüye kullanılması ve mali kaynakların şahısları keyfine göre harcamasının izahı olabilir mi? Bu fenalıkların yaşandığı bir ülkenin adı ne olursa olsun felaha, zenginliğe ve huzura kavuşabilir mi? İslam ülkeleri bu hastalığı görmeli ve mutlak surette çareler bulmalıdır. İnançlarınıza göre her işin başı hak, hukuk ve adalet olduğuna göre yolsuzluk ve usulsüzlük nasıl olup da cemiyetin içine girmiş? Sosyal hayatımızı mahveden bu düşmanları kovmak mecburiyetindeyiz. Hep birlikte bunu yapabiliriz ve yapmalıyız. Güvenilir Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olmanın başka yolu var mı ki? Diyor Faruk Çakır Yeni Asya Gazetesi'ndeki yazısında.